hayatımızın en önemli tercihi nedir derseniz, iş mi, meslek mi, eş mi? Eş tercih olduğunu söyleyebilirim. Meslek değiştirebilirsiniz belli bir aşamadan sonra. Sakın "hocam boşanırız ne olacak ki" demeyin. Çünkü boşanmak bir uzvun koparılması gibidir. Birbirine kaynaşmış, bir bütün olmuş, iki çiftten birinin ayrılmasının tahribatı, travması çok derindir. Eğer çocuk da varsa bana göre boşanma yoktur. Çünkü mutlaka bir şekilde çocuk üzerinden bir ömür boyu bağınız devam ediyor. Yani bütün kurtulamazsınız, kastettiğim şey bu. Ve siz üçünüz, dördünüz, işte kaç çocuğunuz varsa bütün o çocuklarla beraber bir bütün olmuşsunuz. Boşanmak demek bütün o uzvu birbirine koparmak demektir. Birbirinden uzaklaştırmak demektir. O yüzden evlilik tercihine lütfen dikkat edin. Sevdiğim, yakışıklı bir erkek, güzel bir kadın duygularıyla evliliğe girilmez. Evlilik tercihinde eşinizin ruhsal sağlığına, eş adayınızın ruhsal sağlığına lütfen odaklanın. Bunu yakalayabilmeniz için de nasıl bir aile ortamında büyüdüğüne dikkat edin. Birbirinizi tanırken sadece gezme, tozmaya odaklanmayın. Annesi sorunları nasıl çözüyormuş? Babası sorunları nasıl çözüyormuş? Babası öfkeli, annesi despot bir kadın ama mutlu bir eşim olacak, olmayacak. Sıkıntılar devam edecek. Annenin, babanın konuşma dilini alan çocuk, anne babanın davranış dilini de almıştır. Sorun çözme yöntemi tıpkı annesi ve babası gibi olacaktır. İleride kendini eğitir, farkındalık oluşur, bu başka bir mesele. O yüzden lütfen anneyi, babayı tanımadan, eş adayınızın hikayesini bilmeden, nasıl bir geçmişten geliyor bilmeden evlenmeyin. Siz eşinizle değil, eşinizin hikayesiyle evleniyorsunuz. Hikayeyi lütfen öğrenin.